Evet, we are back. Kayıt başladı. Devam ediyorum. Sorularınız varsa aralarda gönderin arkadaşlar. Tabloları birleştirmek. Öncelikle tablo birleştirmek nedir? What's that? Let me show it to you guys. Bununla ilgili aslında kitapta hangi bölümdeydi bakayım. Tablo birleştirmek. Aça aça bakalım. Sorgular. Evet, verileri sorgulama içerisinde. Burası önemli bir konu. Ve yani ilk başta kafanızı karıştıracak. Geliyorum. Bakmak. Evet. Bakayım. Tabloları birleştirmek. Harika bir şekilde görsel koymamış. Eğitimlerde görselle anlatın ama kitaba koymamış. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Let's Google it. Şöyle bir şey var. Tablo dediğimiz şey genelde şunu kullanırım. Yine öyle yapayım. Join konusu. Join dediğimiz olay elimizde bir tablo var ama birden fazla tablo var. Bu tabloların verilerin sonuçlarını birleştirmek istiyoruzdur. Neden? Çünkü örneğin ürünler diye bir tablomuz var. Mesela product, products ve products detail diye bir tablomuz daha var. Böyle bir senaryoda ne yapacağız? Nereden örnekliyorum bunu? Adventure Works'a geldim. Tables dedim. Bakın product, production.product bir tablo. Bunun hiyerarşik olarak ilişkisel bir yapıya sahip olabileceği, hatta şöyle diyeyim, person yani çalışanlar, müşteriler vesaire neyse, bunların telefon bilgileri ayrı bir tabloda tutuluyor. Siz örneğin bir person'ın telefon bilgilerine erişmek isterseniz bu person tablosuyla şu person phone tablosunu sonuç üzerinde birleştirmeniz gerekiyor. Tek bir sorgu çekeceksiniz ama diyeceksiniz ki bana person'ları getir ya da şu person'ı getir ama onun telefonlarını da getir ya da şu telefonunu getir. Ama ikisi farklı tabloda. Doğrudan sorgu çekemezsiniz. Bunları join'le birleştirerek sorgu sonuçlarını birleştirmek diyoruz buna. Bu sonuçları birleştirerek getirebilirsiniz. Böyle bir durumda diyebilirsiniz ki mesela Ali adındaki bir personelin telefon numaralarını getir. Neden bu ayrı bir tabloda mesela? Bununla ilgili bir yorum yapmak isteyen var mı? Person phone bilgileri neden ayrı tabloda? Person içerisinde de tutulabilirdi. Neden? Tabloyu kalabalıklaştırmamak için. Bir yaklaşım ama daha teknik bir gereksinim var. O da mantıksız değil ama tabloda diyelim 50 tane sütün, 100 tane sütün olması doğru değil. Böyle yapanlar da var, piyasada çok var. Herkes bu size anlattığım detayları bilmiyor arkadaşlar. Bu siz direkt bu şekilde öğreniyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Çok keko tablolar tasarlayanlar da var. İçerisinde 200 tane sütunu basıp
dolu, boş, null vesaire neyse hepsini doldurup her yeri bütün veriyi tek bir tablodan alma gibi bir durum. Ama yanlış bir tasarım o. Ama piyasanın çoğu böyle. Veri tipi farklı diye mi? Değil. Çünkü telefon bilgisini mesela string olarak tutabilirim. Onu person içerisinde tutarım rahatlıkla. Veri tekrarından kaçınmak için veri tekrarı onun alt mantığını ben anlayabilirim. Can Akan. Ama teknik bir açıklama olmadı bu. Yani bir sebep olabilir. Değişebilir bir bilgi değil. Tek bir tablo üzerinden de değiştirebiliriz. Normalizasyon ama ne demek Çağdaş? Normalizasyon çok genel bir kavram. Normalizasyonla alakalı ama teknik olarak farklı sebepleri de var. Normalizasyonun doğrudan alakalı olduğu bir şey değil. İlişkisel veri tabanı mantığı olabilir mi? İlişkisel veri tabanı. Tamam. Çok tahmini şeyler söylüyorsunuz ama nokta atışı değil. Veri bütünlüğünü korumak için bu da aynı. Hepsi okey ama hiçbiri okey değil. Hiçbiri cevap değil. Bir kişi bu dün bahsetmiştim ya database design konusu. One to one, one to many, many to many. Bu bahsettiğim model hangisine girer? O zaman o kadar daraltayım. One to one, one to many, many to many. Evet Atakan. Doğru. One dediğimiz şey, Oğuz, evet. One dediğimiz şey person'ın kendisi. Tek bir kayıt var. Bir çalışansınız. Bir müşterisiniz. Bir user'sınız. Sizin teknik olarak birden fazla telefon numaranız olmaz mı? WhatsApp'ta bile mesela kaydederken ya da telefon içerisinde kaydederken ki onun Android içerisinde SQLite kullanıldığını söylemiştim mesela. Orada birden fazla kişinin ya da bir kişinin birden fazla telefon numarasını kaydedebiliyorsun. Bu one to many ilişkisine örnektir. Bir şey olur, bir nesne olur. Onun birden fazla aynı türde, aynı tip demiyorum, aynı türde kayıt alması gerekebilir. Mesela bir person'ın birden fazla telefonu olabileceği gibi. Tek bir tabloda bunu yapabilirsiniz ama doğru değil. Yanlış bir tasarım olur. Çünkü işte normalizasyona ters olur. İlişkisel veri tabanı tasarımı mantığına ters olur. Veri bütünlüğünü bozar. Çünkü tek bir tablo içerisinde birden fazla o kullanıcının kaydını girmek zorunda kalırsınız. Ali Veli neyse o kullanıcının aynı kaydından sırf telefon numarasını girmek için birden fazla kayıt girmek zorunda kalırsınız. Bu berbat bir tasarım. Çok kötü. Ama one to many yaptığında bir tablo içerisinde o telefon bilgilerini ayrı olarak tutarsın. For example. Phone. Neredeyiz biz? Hangi yıldayız? Bakın select tab tarzım diyorum. Şöyle geliyor. Business Entity ID, telefon numarası, phone number type ID. Bu çok sevdiğim bir tasarım. Ben bir database tasarlamaya başlayınca böyle bayağı bir detaylı dallandırıyorum. Burada da bu güzel bir örnek. Phone number type ID. Yani bu kişinin telefon numarası, o da şurada. Açayım. Bu telefon numarası sell mi, home ya da work mı? Ev telefonu olabilir, iş telefonu ya da cep telefonu olabilir. Tipe göre ayrılmış mesela. Bunu burada tutmuş. Müthiş bu. Doğru tasarım bu. Onu da, onun ID'lerini de burada tutuyor mesela. Phone number type ID olarak. Bir, seldi. Yani bu kişi kimse, business entity ID sahibi olan,
Bu da şuradaki person'ın business entity ID'si. Onun şu telefonu cep telefonuymuş. 3 home work to. Bu da iş telefonuymuş mesela. 1-3 gidiyor genellikle mesela. Ev telefonu koyulmamış buraya. Değil mi? Çok azdır belki. Bu şekilde yapılmış. Sonra siz buraya birden fazla ilgili kayıttan tutabilirsiniz. Bir kişinin birden fazla telefon numarasını burada saklayabilirsiniz. Buradan filtreleyerek, join ile birleştirerek person sorumlusuyla bir araya getirebilirsiniz mesela. Bu bir örnek. Bunun farklı tipleri var. Bunlar da genel olarak şöyle özetleyebiliriz. A tablosu, B tablosu diye. Yani person.person ile person.person phone mesela iki farklı tablodur. Ki ikiden fazla tabloyu da birleştirebilirsiniz. Burada A tablosu person.person olsun. B ise person.person phone olsun. Şu kesişim kırmızı beyaz noktaların hepsinin bir anlamı var. Sol taraftaki olay bana öncelikli olarak yani B tablosunda buna sağ ya da sol tabloda diyebiliyoruz. Sol tablo, sağ tablo. Benim önceliğim person bilgileri demiş oluyorsunuz. Bu person'ın ilişkisel olarak bağlantılı olduğu tabloda yani B tablosunda veri null olsa bile bana null olmayanlarla birlikte yani kesişenlerle birlikte soldaki tablonun kayıtlarını getir. Burada ise demiş oluyorum ki bu join tipinde soldaki kayıtları bana her halükarda getir. Sağdaki kayıtlar, sağ tablodaki kayıtlar ya da ikinci tablo null olsa bile soldakileri getir. Yani sol tablo ile örneğin person tablosu demiştik bu. Bununla bunun eğer person phone tablosu içerisinde bir kaydı yoksa bile o kayıtları o person bilgilerini getir. Yani bu durumda Türkçesi şu. Person bilgisi var ama telefon kaydı yok. Ya da products yani ürünler tablosunda ürün var ama ürünün detayları girilmemiş. Kırmızı kısım bana ürünleri getir demek. Ne olursa olsun yani ürün detayı olmasa bile. Şu ne olursa olsun hepsini getir demek. Solda kayıt olsa da olmasa da. Yani şu da olabilir mesela. Veri bütünlüğü bozulduysa şu olabilir. Ürünler diye bir şey yok. Yani ürün, ilgili ürün ID'si yok ama onun ya da silinmiş ama onun detayları var. Onları da getir, fark etmez. Bu çok full outer join dediğimiz yöntem. Çok sık kullanılan şeyler değil bunlar. Detaylar. Şurada da tam tersi. Bu senaryoda sağ tarafta B odaklı geliyor. Kırmızı olanlar getiriliyor bize. Right join diyoruz buna. Sağ join zaten. Bu da left join. Sağ join'de de bunu join kısmını kursta ve kitapta detaylı anlatıyorum. Burada saatler sürer. O yüzden hızlı geçeceğim. Size kaynağını verdiğim için. Sadece işin mantığını özetliyorum. Sağ tarafta ise benim örneğin ürün detaylarım var. Solda ürün idi. Bana sol tarafta kayıt olmasa bile silinmiş olabilir. Sağda varsa ürün detayları onları getir. Bu gene orta seviyede kullanım sıklığı olan bir şey aslında. Diğerleri de detaylar. Inner join'i çok sık kullanırız. İki tarafla da kesişenler. Ne demek bu? Yani solda person dedik. Sağda person phone dedik.
person ile person fondan karşılıklı olarak birbiriyle ilişkili olan ve var olan kayıtları getir. Yani bir çalışan var, personel kaydı var, onun telefonu da var. O zaman sadece bunları getir. Bir tarafta kaydı yoksa, örneğin telefon numarası olmayanlar, sağ tablo, ya da telefon numarası var ama database'in normalizasyonu bozulmuş ve ilgili personelin kaydı silinmiş, bağlantı kopmuş, onları da getirme. Bana ikisi de olanları getir sadece. Örnekler yapalım. Klasik join bunlardan bir tanesi. Klasik join'de join keyword'u kullanmayız. Şu şekilde göstereyim. Daha açıklayıcı olsun. Klasik join aslında teknik olarak join işlemini SQL Server'ın kendisinin yaptığı, database engine'in kendisinin yaptığı bir join yöntemidir. Biz join yazmasak bile kendisi arka tarafta bunu join'e dönüştürür, o şekilde çalıştırır. Ne demek oluyor bu? Bakın sales.salesOrderDetail diye bir tablo var. Yani satış, sipariş satış detayları. Bunu production içindeki ürünler ile birleştirmek istiyorum. Yani Türkçesi ben satışı yapılmış siparişlerin içerisindeki ürünleri ürünler tablosuyla birleştirip getirmek istiyorum. Onların üzerinden bazı bilgileri alacağım. Çünkü sales order detail tablosu içerisinde product'ın bütün bilgileri yer almaz. Sadece ID'si yer alır. Normalizasyon bunu gerektirir. Sadece ID yazarsınız. Çünkü o ürünle alakalı bütün detay bilgiler, adından tut fiyatına, ıvır zıvırına kadar her şey product tablosu içerisinde bulunur. Tamam. Bu nedenle veriyi tekrar etmemek için sales order detail'da sadece ID'si tutulur. Ama siz sales order detail'ı getirirken onun içerisindeki ID'yi almak istemezsiniz. Kullanıcıya göstermek istemezsiniz değil mi? Select yıldız from sales.salesOrderDetail. Çalıştırayım. Bakın sales order detail ID, sales order ID. Bu da S'ye gel. Şurada sales customer mesela, bu müşteri. Neredesin? Sales person, satan kişinin tablosu. O ayı tutulmuş. Person credit card mesela. Sales order detail, sales order header. Satış, sipariş yapılmış satışların başlık bilgileri, özet bilgileri header'da tutuluyor. Order detail bilgileri, yani satışın detayları ayrı bir tabloda tutuluyor. Ben sales order detail'a bakmıştım. Burada sales order'ı bulacağım. Sales order. Şurada da işte header kısmı var. Bu da ikiye bölünmüş tablo yapısı olarak. Sales order header. Bakalım burada ne var. Bakın sales order ID burada. Burada özet bilgiler tutulmuş. Revision number. Bu gene ileri seviye bir konuyla alakalı bir number diyelim. Farklı bir yöntem. Order date, bu siparişin verildiği zaman. Due date, ship date, bu sipariş ne zaman hazırlanıp gönderilmiş. Shipping yapılmış. Status, online order flag, ekstra bunlar. Purchase order number, satın alma, sipariş satın alma numarası diye bir şey eklenmiş. Account number, customer ID. Müşterinin ID'sini buraya eklemiş mesela. Yani bu müşteriye satılmış. Bakın detay bilgiler yok. Başlık, özet bilgiler yer alıyor burada. Satan kişinin ID'si, satışçı, sales person tablosunda olan, onun ID'sini buraya koymuş. Territory ID, bill address ID,
Yani faturalandırma adreslerinde, adres kısmında o neredeydi? Bakın, person.address var ya, person.address type var. Bu da onun gibi bir şey gibi düşünün. Ayrı bir tabloda adresler tutuluyor. Mesela şurada production location gibi, ayrı ayrı. Bunların ID'lerini de ayrı ayrı buraya yazmış. Kimisine tip olarak ayırmış ya, billing adres, yani faturalama adresi, öbürü shipping adres mesela. Bunları da ayrı ayrı ID'lerini yazmış buraya. 921, 921. Ne demek oluyor bu? Bu kişi demiş ki, benim fatura adresimle kargo adresim aynı. Bakın burada da aynı. Çoğu aynıdır zaten, standart. Ama isterseniz mesela benim iş adresime fatura gönder ama ürünü benim ev adresime gönder. E-ticaret sitelerinde vardır ya, birden fazla adres gelebilirsin. Bu da onun gibi. Birebir aynı. Shipping method type. Bakın, shipping methods diye bir tablo var demek ki. Orada farklı gönderme, kargolama yöntemleri var. Oradan 5'i seçmiş. Credit card ID, kredi kart bilgilerini buraya giriyor demek ki. Onun ayrı bir tablosu vardır. Onun ID'sini buraya yazmış. Hep header bilgileri, özet bilgi demektir aslında header. Credit card approval code, onay kodu kredi kartının. Subtotal, genel toplam şurada, total due mesela. Ve vesaire vesaire. Bunlar süreçle, e-ticaret süreciyle alakalı olan şeyler. Ama header bilgilerinde hep özet var, farkındaysanız. Detail'a geldiğimde detayda alt detaylar var. Carrier tracker tracking number. Mesela kuryenin takip numarası. Order quantity. Bu satışçıyla bu satılan siparişin o sipariş içerisinde kaç tane ürün satıldı mesela. Product ID. 777 nolu product, ki production.product içerisindeki ID'yi buraya yazmış. Çünkü orayla ilişkilendirmiş. Bu nolu ürün ile bu sipariş, şu tek bir sipariş içerisinde şu üründen 3 tane satılmış. Tek seferde. Unit price'ı, yani tekil değeri, tekil fiyatı 2024. Her neyse o. Line total 2024 çarpı 3 6074. Tamam. Görüyor musunuz? Birim fiyatı bu. 3 tane sipariş ettiğine göre hesaplamış 6074. Tabii bunu uygulama içerisinde hesaplıyor. Buraya yazıyor. Database'de hesaplamaz genellikle. Ama database'de de hesaplayabilirsiniz. Ama business logic dediğimiz iş kısmını uygulama içerisinde hesaplarız. Database'de hesaplatmayız çoğunlukla. Bunun gibi. Şimdi bunları birbiriyle normalizasyon kuralları gereği böyle ayrıştırdık. Parça parça yaptık, çok güzel ama bir de bunun birleştirmesi var. O sorguları yapması var, değil mi? İşte o da burası. Bu klasik join'in temeli. Yani join'in temeli klasik join. Siz burada diyorsunuz ki, bakın, sales içindeki sales order detail as, yani ben buna uzun uzun yazmamak için şurada mesela bakın sod p. Uzun uzun yazmamak için kısaltıyorum. Bunları kullanın. Bunları kullanacağım diyorum. Kısaltmalar veriyorum burada sadece. Sod ve production nokta. Product'a da P adını veriyorum. Geliyorum ver kısmında, diyorum ki sod nokta, yani sales order detail içerisinde ki product ID ile, yani şu, bununla production içerisindeki, düzelteyim, product ürünler tablosu içerisindeki product ID'si eşit olanlar. 10.000 tanesi 10.000 tane, önemli değil. Ama neyi sağlıyor bu? İki tabloda da varsa karşılığı, bu ürün gerçekten vardır. Sistemde, kayıtta vardır. Ben bu eşitliği kontrol edersem iki tarafta true dönecek şekilde kurgulamış olurum. İki tarafta true dönüyorsam o kayıt gelecektir. Ben de o
P üzerinden, yani product üzerinden name bilgisini isteyebilirim. Nereden? Product tablosundan. İstersek sales order detail içerisinden de mesela product ID'yi isteriz. İkisi de çünkü artık şu filtreden dolayı kesin olarak aynı ürünü temsil ediyordur. Bu garantidir. Tamam. Getiriyorum. Bakın 707 ürün ID'sine sahip. Yani satılan ürünler içerisinde, siparişler içerisinde, satılan siparişler içerisinde diyelim, sales order, her bir siparişi tekrar ede ede bana gösteriyor burada. Herhangi bir filtre, yani tekli indirgeme falan yapmıyorum. Diyorum ki bana hepsini getir. Ama isimleriyle birlikte getir. Bu isimler sales order detail'da yok. Orada sadece product'ın ID'si var. Gidip ben o ID üzerinden product tablosunun onun name bilgisini aldım. Tablo birleştirme budur. Aslında sorguları, verileri birleştirme. Tablo birleştirme gibi kullanılır, doğru. Ama fiziksel olarak tablo birleştirmez. Onun sorguları, sanal sorguları birleştirir. Üzerindeki veriler alınır, birleştirilir. Fiziksel olarak tabloyu değiştirmez. Şurada da çalıştır. Gördüğünüz gibi bu detayları inceleyebilirsiniz. Evet, bu advanced bir konu. Merge join. Rahat durmamışım, bunu da yazmışım. Çok görmezsiniz bunları. Geçiyorum bunu. Inner join en sık kullanacağınız. %80 bunu kullanacaksınız belki de. Inner join. Bu aslında teknik olarak şunun arka tarafında yapılan şeydir. Database engine tarafından şu filtreyi uyguladım ya. Bu iki tarafında eşit olma durumunu kontrol eder. Bu inner join'dir. Geliyorum. Bakın diyorum ki sadece şurada inner join keyword'u var. Sadece join olarak da kullanılabilir ama inner join diyelim. P.firstname. Ben kafadan yazıyorum bunları. Diyorum ki P.firstname, P.lastname. Yani person'ın şu person tablosundan ben first name ve last name bilgilerini alacağım diyorum. O yüzden yazıyorum direkt. Ona da isim olarak P vereceğim. Sonra da person tipi var. Onu da alacağım diyorum. Onu da P'den getireceğim. Bir de PP var. O da ne olacak? Person phone. Yani person'ın temel 3 bilgisini alacağım person tablosundan. Ama onun telefon numaraları person phone tablosunda. Onu da PP olarak isimlendireceğim. İsim. Oradan da telefon numarasını alacağım. Geliyorum buraya. From person nokta person as P dedim. Şurayı kurtardım. Şu P'leri yaptım yani. Sonra inner join, yani bu tabloyla neyi birleştireceğim? Inner join yazıyorum. Ondan sonra da ikinci tabloyu yazıyorum. Person nokta person phone as PP. Sonra da on, yani şununla bunun üzerinde business entity ID'ler üzerinden eşitliğini sorgula demiş oluyorum. Bakın biri P, person, diğeri person phone. İkisi üzerinde de ikisinin unique değerlerini oluşturan şey business entity ID idi. Yani user ID gibi düşünün. Primary key. Bunların eşitliğini kontrol ediyorum burada. Eşitse, iki tarafta da varsa bu kayıtlar neydi? Inner join. Yani şuradaki ortadaki kesişen kırmızı alanı istiyorum ben aslında. İkisinde de ID'ler var. İkisi de eşitse, yani birinde var öbüründe yok değil. Sağda var solda yok değil. Solda var sağda yok değil. İkisinde de var kayıtlar. Bu inner join'de. Getir diyorum. Bakın first name, last name, person type ve telefon numarası.
Bu inner join ve en çok kullanacağınız join yöntemi. Bunun matematiksel bir algoritması değil ama benim böyle kısalttığım bir algoritmik mantık var. Çünkü şu hiyerarşiyi ezberlemeniz zor oluyor. Hatta bunun daha karmaşıkları var. Mesela sadece iki tablo değil, birden fazla 3-5 tabloyu birleştirebilirsin. Ama birleştirince şöyle düşün, bu karmaşa şöyle oluyor. Böyle. O onunla birleşmişti, bu bunlaydı, ne oldu, ben buradan nereye gelmiştim, Arif nerede, golü nerede falan. Bunun gibi. O yüzden bunun bir mantığı var. Mantık basit. Bakın ben buna şöyle diyorum. Table join on. Şu kuralı bakın from table. Table join on. Bu kuralı uyguladığın sürece iki değil 10 tane tablo ile birleştirsen mantığı kurgularsın. Hiç sorun yok. Tamam. Table join on. Sintaksi böyle hatırlayabilirsiniz. Table join ve o iki tablo içerisinde onların üzerinde hangi primary key alanlarla join yapacaksın. Table join on. Dediğim gibi ikiden fazla tablo üzerinde join yapılabiliyor. Ve gerekiyor da. Birçok durumda. Bu nedenle şunu en basit ihtimal şöyle olacak diye düşünüyorum. Şöyle. Table join on. Geç. A'da join. Geç. Left A'da join. Bu da sol taraf. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Kursta var. Boşuna mı anlattım orada arkadaşlar? Bakın left join. Şuradaki mantığı uyguluyor. Detaylı çalışmanız lazım üstünde. Right outer join, full outer join, cross join. Ben örnekler üzerinden anlatırım size. Bunları geçiyorum. Ama join konusu çok önemli. Bunu açıkça söyleyeyim. Join mantığını bilmeyen bir programcı olmaz. Ve böyle programcı çok var. Database programcısı. Size bir şey anlatmıştım. Yıllar önce. Evvel zaman içerisinde, kalbur zaman içerisinde. Bir arkadaş burada Query Designer var. Tamam, SQL Server içerisinde bu GUI'de. Query Designer'ı kullanarak mesela database sorgular oluşturuyordu. Orada bahsettiğim sorgu join'di. Siz kod yazmadan aslında o UI'yi kullanarak, Query Designer'ı kullanarak sorgular oluşturabilirsiniz. Bu arkadaş da yıllarca böyle uygulama geliştiriyor. Ya tık tıklarla işte şunu seç, bunu seç, bunu yap. Şu tablodan bunu seç falan. Ondan sonra tıkla. Arka tarafta o join'i oluştursun. Böyle yapıyor. Ve ondan sonra yıllarca böyle çalışıyor. Sonra bir yine yanımda ama bilgisayarı görmüyorum. Dedi bir sorguyu yapamadım dedi. Nedir? Join. İşte yapabilir misin? Sana bir uzmanlık soruyor. Dedim bakmama bile gerek yok. Bak tabloyu bilmiyorum. Kendisi tasarlamış. Database dizaynını. Hiçbir şey bilmiyorum o proje hakkında. Hiç görmemişim. Dedim ki ne istiyorsun? Tamam şunu istiyorum dedim. Kullanacağın tablolar neler? A, B, C. Tamam. Dedim yaz. Yazdırdım. Bak bilgisayara bakmıyorum ben. Hiç. Yanındayken hiçbir şey görmedim. Sadece ne istediğini öğrendim. Yaz dedim. Yaz. Çalıştır dedim. Aa çalıştı. Çalışır tabii. Çünkü bunun basit mantığı var. Az önce bahsettiğim gibi. O hiyerarşiyi doğru öğrenmek istiyorsan query designer falan kullanmayacaksın. O terleteceğim biraz kendimi. Tamam mı? İşkence çekeceksin. Kod tarafını öğreneceğim. Temel mantığını anlayacaksın. Ondan sonra artık hiçbir şeye ihtiyacın kalmaz. Mantığı çok net kavrarsın. Ama sen görsel designerlar hep böyle alışırsan onlara mantığı hiçbir zaman öğrenemezsin. Bak yıllar geçer gene öğrenemezsin. Garanti ediyorum. Ve
Bunu geçtik. Evet. Şimdi son olarak size bu konuyu da anlatayım. Bu haftayı dolu geçirmiş, daha da dolu geçirmiş olabilirim. Ondan sonra bitiririz. Veri bütünlüğü konusu. 5. Section 5. Kodlar geldi. Ama iyi seviye bu değil. Hayır. Sana da hayır. 4. Evet. Section 4. Let's do it. Bakın ilgili bölümün şurasında veri bütünlüğünü kavramak konusu var. Bu en kritik konulardan biridir. Ki kitabımda kritik olmayan bir şey yok. Bu konuyu ayrıca incelemeniz lazım. 20 sayfa bu bölüm. Tamam. Şöyle, şimdi bunların kodlarını göstereceğim. Uygulayarak hızlı hızlı geçeceğiz. Ama bütün detaylar bu gördüğünüz free section'da. Geliyorum. Veri bütünlüğü kavramı uzun bir konu. Tamam. O yüzden ben özet özet geçeceğim. Size araştırma bilgisi vermiş olacağım sadece. Neyimiz var? Biz e-commerce oluşturduk. Değil mi? O zaman şu ürünler de bununla alakalı. Ben atayım bunu e-commerce'e. Ben dummy database'imi, yani test veri tabanımı kirletmeyi sevmiyorum. Şöyle, create table ürünler. Ürün ID, integer. Ad, varchar 200. Ürün fiyatı, money tipinde. Constraint konusu. Veri bütünlüğü şudur özellikle. Sizin oluşturduğunuz database'de ilişkisel olarak birbiriyle ilişkili olan hiçbir verinin birbirinden bağımsız olarak silinememesi gerekiyor. Mesela örnekledim bunu daha önceden. Ürünler tablonuz var. Ürünlerin detaylarını da ürün detay tablosuna koydunuz. Ürünlerin satın alma geçmişleri var değil mi? Siparişler. Onların da 10 tane farklı tablosu var. Hepsinde ürünün ID'si var. Sen ürünün ID'sini sildiğinde ona bağlı olan 10 tane tablodaki bütün veriler, siparişler, faturalar, ürün detaylar, ıvırlar, zıvırlar, sepet, bilmem ne, her şey çöp olacak. Çünkü bunların hepsi ilişkisel olarak ürüne bağlıydı. Sen 5 nolu ürünü sildiğinde diğerleri atıl kaldı. Tamam. Bu nedenle böyle ilişkisel yapılar kurmak zorundayız ama kurarken de kısıtlamalar getirmemiz gerekiyor. Bu kısıtlamalar da teknik olarak constraint dediğim şey. Ya da daha önce dün araştırmanızı söylediğim primary key, foreign key olayları. Birincil anahtar, ikincil anahtar. Bunlarla tablolar arasında birbiriyle ilişkiler kuruyoruz. Diyoruz ki bak sen de product ID dediğim şey şu tablodaki product ID'dir. Yani birisi seni silmeye çalıştığında, şunu bunu yapmaya çalıştığında bilgin olsun. Sendeki bu bilgi başka şu 2, 3, 4, 5 tablodaki product ID ile ilişkili. Yani silme. Ya da özel olarak sana bildirmediği sürece silme. Çünkü farklı teknikler var. Yani ben örneğin ürünü sil dediğinde bunu bağlı olduğu 5 tane tablonun hepsinden de sil demiş olabilirim. Tek bir sorguyla ben bunu otomatik talimata bağlayabilirim. Böyle yapılabiliyor. Ama bunu yapsam bile ürünü sildiğimde gene veri bütünlüğü bozulmamış olur. Çünkü o ürüne bağlı olan 5 tane tablodaki diğer bütün bilgiler silinmiş olacak. Veri bütünlüğü bozulmadı. Sadece veriyi komple sildin. Database'den her yerden, ilişkili olduğu her yerden sildin ama. İşte
constraint ve veri bütünlüğü konusu budur. Basit anlamda. Çok çok detayları var. Yani teorik anlamda değil. Ama basit anlamda bu. Bunu nasıl yapıyorum? Constraint dediğim şey şu. Kısıtlama getiriyorum. Nedir bu? Ürünler tablosu. Şunları girelim. Diyorum ki PKC primary key constraint demek. Primary key constraint. Underscore ürün ID. Primary key olacak diyorum. Bu tablonun primary key'i ürün ID diyorum. Birincil anahtarı. Database bunun üzerinden çok şey anlıyor. Mesela sorgu optimizasyonunu bile primary key üzerinden yapıyor. Sen çünkü bunu birincil anahtar demişsin. Yani bunun anlamı database'inde buraya çok fazla sorgu gelecek. Performans optimizasyonunu primary key üzerinden yap demektir. Ya da benim oluşturduğum bu constraint üzerinden yap demektir. Database böyle anlar. Ya da şunun aynısı şu şekilde de tanımlanabilir. Yani şu yöntem. Bakın int dedim. Identity not null primary key. Bu yöntemi ben daha sık kullanırım. Ama şununla bununla şu %100 aynı. Sadece farklı yöntemi. Bu şekilde de kod görebilirsiniz. Böyle de görürsünüz. Bu biraz genişletilmiş versiyonu. Yani farklı sonraki örneklerde göreceksiniz. Daha genişletilebilir bir kullanım yöntemi. Burada ise daha hızlı bir şekilde primary key eklemeni sağlıyor. Yani şunun yanına ekleyince diyor ki tamam budur primary key. Arka tarafta şunu kendisi üretiyor. Şunu şu şekilde oluşturayım. E-commerce DB üzerinde oluşturayım. Sonra CP help constraint diye bir sistem prosedürü var. SQL Server içerisinde. Bunu çalıştırıp ürünler üzerindeki constraint'leri help sorgusu çekebilirsiniz. Bakın ürünler obje name'i az önce oluşturdum şu burada primary key clustered non-clustered diye dediğim gibi çok detayları var ama kitapta. Böyle çok kitap deyince şey sanki kitap satmaya çalışıyormuş gibi burada clustered ve non-clustered diye ikiye ayrılır. Primary key tipleri. Onu incelersiniz. Şurada constraint name'i. Çünkü primary key teknik olarak bir constraint'tir. Buna otomatik bir isim veriyor. Şöyle uzun bir hash ile birlikte. Bak bu bilgileri alıyorsun. Constraint keys ne? Yani bu neyin üzerinde çalışacak? Bu constraint. Bunun bilgisini verdim. Mevcut bir tabloya primary key eklemek istersem o da şu. Kullanıcılar diye bir tablom vardı. Tamam. Şunu oluşturdum diyelim. E-commerce DB üzerine kullanıcılar. Bakın şurada herhangi bir şurada primary key oluştu. Ben bunu create yaparken yaptım. Ama sonradan unutmuş da olabilirsiniz. Sonradan eklemek isteyebilirsiniz. O zaman da şu. Alter table kullanıcılar add constraint şu ismi ben veriyorum. Genel bir best practice var diyelim. PKC primary key constraint underscore kullanıcı ID. Çünkü şu sütun üzerinde çalışacak. PKC underscore kullanıcı ID. Primary key bunun üzerinde. Bu böyle. Primary key, foreign key olayının derinlemesini araştırın. Database design önemli bir konu. Onun haricinde bu konuları test etmeden, mantığını anlamadan kesinlikle orta seviyeye yakın bile hani böyle 5-10 tabloluk bir database bile tasarlayamazsınız. Unique key constraint oluşturmak. Unique benzersizlik oluşturmadır. Mesela bir kullanıcının ID'sinin benzersiz olması ya da kullanıcının e-mail bilgisinin de benzersiz olması. Siz teknik olarak bir kullanıcı ID'sini primary key yaptığınızda o aynı zamanda uniklik kazanmış olur. Bunu geçiyorum. Ama mesela kullanıcı adını bunu primary key yapamazsınız. Bu tasarım prensiplerine ters. Kullanıcı ID'ye ID yeten uniklik atarsınız. Benzersizlik olacak dersiniz. O da her insert'te database kontrol edin. Böyle bir kayıt var mı? Cihan Özhan diye
Yok. O zaman kaydet. Var mı? Kaydetme. Constraint. Benzersizlik constraint'i bunu yapar. Unique. İşte bu. Personeller. Şunu çalıştırıyorum. Bakın. Şurada kullanıcı ID'ye diyorum ki sen unique olacaksın. Kod tarafı bu kadar basit. Bu kadar. Çalıştırdın mı? Artık bu benzersiz olmak zorundadır. İkinci kez aynı kaydı giremezsin kullanıcı adına. Hiçbir şekilde. Ya da bu da diğer yöntemiydi demiştim. Bakın unique diye şu altta tanımlarsın. Ama şunun dışında değil. İçinde. Sütunlardan sonra unique kullanıcı adı. Aynı şey. Üsttekiyle. Sonra bunu çalıştır. Hep constant bilgisini al. Mevcut bir tabloya unique key oluşturmak. Yani eklemek sonradan. Alter table personeller add constraint UK UQ unique'in kısaltılması budur. Siz belirliyorsunuz bunu. Ama bir best practice. Personel e-mail. Yani sonradan diyorum ki bu personellerin e-mail bilgisi de unique olmalı. İlk başta yazmamışım. Bak unutmuşum diyelim ki. Sonradan ekliyorum buna. Tamam, süper. Bu da eklendi artık. E-mail bilgisi de unique'dir. İkinci kez aynı e-maili giremezsiniz. Have constraint. Bakın, personeller üzerinde primary key ekledik. Clustered. Bir tabloda bir clustered, birden fazla non-clustered constraint index olabilir. Bunlar indekstir aynı zamanda. Siz e-mail dediğinizde e-mail diye bir şey eklediğinizde database engine otomatik olarak diyor ki bu buraya bir unique yani bir primary key ya da bir foreign key ya da bir unique constraint eklediyse o zaman diyor muhtemelen gelecek sorguların büyük çoğunluğu buralara gelecektir. O yüzden oralara göre performans optimizasyonu yapar. Mesela e-mail. Tabii ki ben e-mail ile sorgulama yapacağım değil mi? Kullanıcı adına göre çok fazla sorgu yapacağım. Kullanıcı adıyla e-mail bilgisiyle örneğin bir bio bilgisinin sorgu alma ihtimali farklı. Olasılığı farklı. Bunun gibi drop table bla bla sil diyorsa sen muhtemelen ona göre hesaplıyorum ben bunu. Sileyim. Evet. Tekrardan oluşur. Neye göre? Small data, not null, default, bla bla. Bak primary key şuraya eklemiş. Oluştur. Benim kodlar böyle. Sırayla devam et. Sonra bir şey ekle. Select yap. Sonra have constraint. Bak default constraint eklendi. Çünkü default da teknik olarak bir constraint'tir. Default on kayıt tarih. Şuraya. Primary key şurada eklendi. Cluster değil mi? Bakın şurada constraint key'in de gösteriyor default'un. Get date diyor. Oradan veri alacak. Alter table personeller. Şöyle de ekleyebilirsiniz. Bu tabii var olan bir şey. Biz eklemiştik. Geçiyorum bunu. Mesela personellere DC şehir. Ben şehir üzerinden bir şey ekleyeceğim. Eğer şehir girmezse kullanıcı, şehir diye bir şey girmezse tanımsız olsun demişim. Default değer atamışım. For şehir sütunu. Neredesin? Şehir burada bakın. Personelin şehri. Default tanımsız olsun. Olsun. Check constraint. Kontrol yapmaktır. Adından da anlaşılacak. Kontrol kısıtlaması. Yani what do you mean by that? Şunu oluştur. Object name cluster slash neyi kullanıcılar. Kullanıcılar sil. Geliyorum. Şunu neredeyim ben? Evet. Sıfırdan oluşturalım kullanıcıları. Bakın diyorum ki kullanıcılar var. Kullanıcılar üzerinde
temel kısım bizim makinamla. Alter table kullanıcılar. Diyorum ki kullanıcının şifre uzunluğu database seviyesinde kontrol edilsin. Yani client tarafında JavaScript kontrol ediyorsunuz ya, yetersiz demiştim. Backend'de de kontrol ediyorsunuz. Olmak zorunda demiştim. Sadece client'de olmaz bu. Ama demiştim ki database seviyesinde de filtreler uygulanmalı. Ne demek bu? Herhangi bir şekilde database'e bir şekilde kısıtlamalardan ayrılan veri geldiğinde database'den geçememesi gerekir. O da bu tür kısıtlamalarla olur. Gelirsin buraya dersin ki kullanıcılar tablosuna bir şey ekleyeceğim. Add constraint ekle. Constraint. CHK. Check constraint demek. Kısa. Şifre uzunluğu kontrolü. Check. Check diye bir şey var. Neyi check edeceğiz biz? Len. Karakter uzunluğu büyük eşittir 5. Ve yani hem büyük eşittir 5 olup olma durumunu kontrol et. Yani 5'ten kısa olamaz. 4 karakter giremezsiniz. Hem de 15 karakterden az olduğuna bak. Olup olmadığına. 15 karakterden fazla olamaz demek. Bunu kontrol et diyor database'den. Sonra e-mail için oluştur. Diyorum ki alter table kullanıcılar constraint ekle. CHK, e-mail, check, char index. Char index şunun charına bak. E-mail bütünün içerisinde bu var mı? Yani oraya gelen veri içerisinde. Çünkü siz şunu oluşturduktan sonra bunlar ne zaman çalışacak? Söyleyeyim. Her insert işleminde. Şifre uzunluğuna her insert denemesinde çalışacak. Bu kontrolü geçmeden zaten constraint'ler insert işleminden önce çalışır. Ya da silme gibi işlemler, kurut işlemlerinden önce çalışır. Sen isteği gönderirsen ama önce constraint kontrol eder. Kısıtlamalar kontrol edilir sistem tarafından. Kısıtlamaları uygunsa senin yapacağın işlem yapılır. Yoksa reddedilir. E-mail'i bunların ikisi de insert işleminden önce kontrol yapılacak. E-mail'de bilgi geliyorsa bakıyor bunun içerisinde et işaretinin char indeksi var mı? Sıfırdan büyükse vardır. Ya da e-mail is null mı? Null olamaz. Onu da kontrol ediyorum ekstra. Bunu da çalıştır. Sonra deneyelim. Bakın bildiğiniz insert. Nedir bu? Sorun yok. Evet. Şunu bakın et işaretini sildim. Ama insert yapısı değişmedi. Dedi ki the insert statement conflict with the check constraint CHK email. The conflict occurred in database e-commerce DB table blah blah column email. Sanıyorum anladınız. Check constraint bununla alakalı bir kısıtlamaya takıldı. Kısacası bu. Sonra o zaman ben şunu şöyle yapsam gönderiyorum. Sorun yok. Temiz. Telefon numarası bak telefon düzelteyim. Telefon yaptık mı? Bu şifre evet şu telefon numarası yapmamışız. Şifre uzunluğu bilmiyor. Tamam bu kaydoldu zaten. Şu çalışmayacak. Tahmin edersiniz içinde et yok. Bu çalıştı zaten. 3-5 karakter mesela. Şu 5 karakteri 4 yapıyorum bakın. 0 yaptım. Primary key constraint PK kullanıcı bla bla cannot insert duplicate. Çünkü 1 var burada. Evet. Bu farklı bir hata. Bu primary key ile alakalı. Bak telefonu da uyanık. Böyle sonradan ekliyorum. CHK kontrol. Ama şunu bir kontrol edeyim ben. Bakın. Column name or number of supplied values does not match table definition. Bu tabii farklı bir hata. Constraint ile ilgili. Çünkü sen burada ID'yi göndermemişsin diyor. Kısacası. Bu farklı hata. Şurada şunu ekleyeyim. Bak, kullanıcılara diyorum ki yeni bir constraint ekle. CHK telefon. Telefonu kontrol edeceğiz. Ne yapacağız? Check yapacağız.
Telefon is null mı? Nullsa geçemezsin. Ya da or. Telefon like. Şurada bir pattern veriyorum. Sıfır. Bakın ilk başı sıfır olduğunu biliyoruz. Sonrakiler de 0 ile 9 arasında olmak zorunda. Ve sayısı da şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane 0 ile 9 arasında değer olacak. Mecbur. İlk hanede yani 11. diyelim. O da 0 olacak. Tamam. Benim uygulamamda. And len karakter uzunluğu 11'e eşit olup olmadığını kontrol et. Bu ne? Bu 14. Bu farklı bir şey test ettim yok orada. Sütunlar arası çek konusuydu. Evet. Şunu deneyelim. Geliyorum buraya bak. 3, 6, 9, 10. Bunu bu yüzden yazmışım. Böyle kalsın hatta yine 10. Kaydet bunu ama şunu 2 yapayım ben. Burası primary key olacak demiştik değil mi? Primary key. Bak insert blah blah check konusunda şifre uzunluk. Şifrede patladık. Şifre yaptım. 5 karakter oldu. Orayı açtık yani. Telefona takıldık. Çünkü telefon 10 karakter. Başına 0 koyuyorum. Hatta 5 koydum. Bak telefona takıldı yine. Neden? Başında 0 yok dostum. Başına ekledim. One row affected guys. Olay bu. Bu çok iyiymiş dün sorduğum password kontrol sorusunu ya. Hayır Sefa. Şifreyi burada kontrol edemezsin. Yani etmemen gerekir. O best practice değil. Burada şifre kontrolünü bu arada 7 dakika önce yazmışsın mı? Hocam tablo tasarlarken tabloda yedek 2-3 kolon bırakmak ileride sorun yaratılmıyor. Yedek. İlk kez duydum onu. Güncellik hayatımda ilk kez duydum. Yedek bir sütun olmaz. Orayı sonra kullanırım diye bir şey eklenmez. Canakan. Kullanmayacaksan koymaman lazım. Koyduysan kullanacağınmış olmalı. Sonradan eklemen gerekirse sonradan eklemen lazım. Evet, şurayı gördünüz. Görüyorsunuz ben bir şey demiyorum. Manzara kendini anlatıyor. Boş olmaması lazım. Kullanacağın bir şey varsa koyarsın. Herhangi bir amaçla olabilir. Ama boş bir sütun olmaz. Sütunlar arası check constraint. Bu da ekstra. Diyorum ki üyeler diye bir şey var. Şuralar standart. Giriş tarihi date time. Çıkış tarihi date time. Çıkış tarihi null olabilir. Dikkat edin. Ama mesela şunun aslında not null olması gerekiyor. Çünkü siz bir üyeyi kaydederken onun ilk giriş tarihini o anda default olarak vermeniz gerekiyor. Değil mi? Default get date şöyle olmalı. Doğrusu bu. Not null ve ben sana tamam veriyi gönderiyorum demek. Ama bunu böyle yaptıysan vardır bildiğim. Çıkış tarihi date time null. Çünkü kullanıcı ilk kaydolduğunda çıkış tarihi diye bir şey yoktur. Yani personel gibi düşünün. Çıkış tarihiyle birlikte kaydolmaz. O zaman ne oluyor? Diyorum ki bak giriş tarihle constraint diyorum. CHK yani check constraint. Çalışma tarihi. Check. Neyi? Check. Çıkış tarihi is null or çıkış tarihi büyük eşittir giriş tarihi. Mantıken öyle değil mi? Çıkış tarihi mesela giriş tarihim bugün
Ama çıkış tarihi olarak dünün bilgisini veriyorum. Tarihini veriyorum. Bunu kontrol ediyor burada. Ben çocukken yapmışım. Şunu şöyle getiriyorum. 2011-1-15 hangisi bu? E-mail giriş tarih önce. Yani şurası. Çıkış tarih böyle. Bu doğrusu. Bunun 1-11 evet. Önce doğrusunu kaydediyorum. O zaman da uyanıkmışım ya. Örneği ona göre yapmışım ben. 2011-01-15. Çıkış tarihi ise 2010. Bak, primary key constraint PK üyeler cannot insert duplicate. Aa, o değil, şurayı 2 yap. Bu başka bir hata. CHK çalışma tarihi. Evet, the conflict occurred in database e-commerce blah blah. Çalışma tarihi hilesine takıldı bizim burada. Çünkü şunu mesela 11 yaparsam arada şurası 10 ay sonra. 10 ay 10 gün sonra oluyor giriş tarihinden. O zaman kaydeder. Şimdi doğru. Foreign key constraint. O da şöyle oluyor. Kategorileriniz var. Kategori adı var. Tamam. Primary key de yaptınız. Identity de olsun lan dediniz. Otomatik bile artırırım oğlum dediniz. Öyle de yapılabiliyor hatta. Birden başla birer birer art lan dediniz. Lan. Tamam mı? Default'u bu. Ondan sonra dediniz ki makaleler de üretirim ben. Şöyle geliyor. Ve makale ID de identity otomatik artan primary key. Bakın. Makalelerin makale ID'si kendisi için primary key. Kategorilerin ise kategori ID'si kendisi için primary key'dir ve otomatik artandır. Ama bunların ikisinin arasındaki bağlantı ikincil anahtar ile yapılır. Yani foreign key. Birincil anahtar tablonun kendisi için uygulanır. İkincil anahtar ise bu tabloların birbirine olan ilişkileri durumunda. Mesela kategorilerin kategori ID'si kendi tablosu içerisinde primary key'dir. Ama makaleler ile olan ilişkiyi, yani reference diyoruz, relation, bunları sağlarken kategori ID makaleler içerisinde foreign key'dir. Ve references ile kategoriler tablosu içerisindeki kategori ID ile eşleştir diyorum ben bunu. Tamam. Bu sayede ne olmuş oluyor? Ne olmuş olduğunu test etmişimdir ben. Onu yapmıştık. Bunu da yap. Bu sonradan ekleme. Geçiyorum alter yapma. Kullanıcılar bozuk veri imal geç. Evet, bitirmişim. Şuradan gelirim. Şunları açtım. Göstereyim. Makaleler ve kategoriler. Kalım. Bakın şurada gösteriyor. Birinci anahtar. Primary key şöyle. Daha önceden bunu sarı olarak gösteriyordu. Şimdi koyu siyah olarak. Burada açık renkli olan da foreign key olarak gösterir. Ben şimdi adet insert yazarım. Insert intro. Kategoriler derim. Sonra ID var. Int not null. Tamam. O zaman kategorilere kategori al. Values kısmına gel. Kategori golem. Ekle. Yani sanki bir teknik makale seçilmiş ve programlama dilleri yazılıyormuş. Onlarla alakalı bir düşünün. SQL select from
from buralar. Üç tane kaydım var. Şimdi ben makale ekleyeceğim. Select Windows Chrome makaleler. Geldim buraya. Insert'ünü de yazalım. Insert into makaleler. Burada da dikkat edin. Mesela şu makale ID ile kategori ID'yi otomatik artan yapmasaydım şu sorguyu çalıştıramazdım. Çünkü burada ID değerini de göndermek zorunda olurdum. Çünkü boş geçilemez orası. Ve unique. Tamam. Ama ben orayı otomatik artan yaptığım için bunu çalıştırabiliyorum. Burada ID'yi göndermeme gerek yok. Makaleler. Başlık. Kategori ID. Ekleme tarihinin default'u var mıydı? Eklenme yokmuş. Eklenme tarihi. Verir. Başlık. Bu değil. Çok güzel. İçerik. Ya ciddi olalım ya, değil mi? Go programlama dili. Bana bu language. Şurayı kısalt. Sonra diğeri içerik. Verdik onu. Kategori ID bilgisini 7 yazıyorum. Eklenme tarihi getDate'den otomatik versin. Uğraştırmasın. Bunu çalıştırdığımda çalışmayacak. Çünkü bakın diyor ki foreign key constraint ile alakalı sorunum var. FK foreign key underscore makaleler kategori bla bla. Bunu görünce tabii tecrübe olmadığı için bu ne diyor diyeceksiniz ama olay çok basit aslında. Sen bu ilişkiyi diyelim doğru kursan bile mesela kategoriler var. Bak kategoride kategori ID'si 1, 2, 3. Sen burada kategori ID olarak 7 yazıyorsun. Ve aralarında ilişki kurmuşsun. Kontrol yapıyor. Sen bunu gönderdiğinde sorguluyor. Diyor ki 7 diye bir kategori ID'si yok ki. Eklemeye çalışıyorsun. O yüzden ekleyemez. İstediğin kadar uğraş. Tamam. Bak çalıştırıyorum. Boş. Sebebi şurası. Şurada makalelerde dedim ki kategori ID int olacak. Foreign key ilişkisi var. Referans üzerinden bir tabloyla. O tabloda kategoriler tablosu. Ondaki kategori ID ile referanslı birbiriyle ilişkisi var. Haliyle sen makalelere bir şey eklemeye çalıştığında buraya gelip şuraya gelip kategorilerde şuraya girdiğin veriyi kontrol eder. O yüzden izin vermez. Bu yüzden güzeldir constraint'ler. Ben bunu kategoride mesela 2'ye yazayım. Hatta SQL'den bahsediyoruz o zaman. Şimdi eklendi. Bak SQL programlama dili What a good language. Kategori ID 3. Ekleme tarihi otomatik getDate'den geldi. Şu anımız. Bu kadar. Sonradan joinler ile mesela kategorilerle makaleler arasında şu kategori ID üzerinden gidip örneğin onun adını alabilirsin. Kategoriler tablosunda. Bu kadar arkadaşlar bugünlük. Sorularınız varsa alayım.
Hocam merhaba. Merhaba. Benim tablo tasarımla alakalı bir sorum var ama şimdi şöyle bu AdventureWorks tabanında mesela Person tablosuyla Person form tablosu arasında eşlik kurarken ikisinde de aslında Business Entity ID alanları var. İkisinde hem foreign key hem de primary key olarak kullanmış. Yani bunları ayrı ayrı kullanılması gerekmiyor mu yaklaşım olarak? Çünkü bir de NordPad'in tabanında primary key ayrı bir alan, foreign key ayrı bir alan kullanmış. Tablo detayını hatırlamıyorum. Ama mesela benim sesim yakıyor. Sesini kapatabilirsin. Şimdi many-to-many ilişkilerde mesela foreign key olarak kullandığımız bir ara tablo vardır. Belki o bahsettiğim yer bununla alakalı bir örnek olarak tasarlanmış olabilir. Dediğim gibi hatırlamıyorum o tablo detayını. Diyagramını incelemek lazım. Ama normalde her bir tabloda kendisinin zaten bir primary key olur. Şöyle bakalım. Person. Bakın burada business entity ID. Bunu genel ID olarak kullanmış ama hepsinde business entity ID kullanmış. Başka bir tablo ilişkisi varsa da bakın şurada mesela foreign key FK olarak gösteriyor. Gibi düşün. Burada mesela product subcategory ID. Sorgularda çok fazla örnek var bununla alakalı. Benim sistemin sorgularında product subcategory ID ile. O burada product subcategories diye bir tablo var. Oranın ID'sini kullanacak. Burası primary key ama o tablodaki düzelteyim burası foreign key ama o tablodaki primary key oluyor. Gibi. Evet. Başka soru var mı? Kolay gelsin arkadaşlar. Kitabı ve verdiğim espresso kurslarını detaylıca incelersiniz. Dediğim gibi hızlı hızlı geçeceğiz. Çok detaylara girmiyorum burada. Çünkü sizde yeterli kaynak var. O kaynakları incelersiniz. Detaylar oralarda. Herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşürüz.